Wadensville Türk İslam Birliği muhteşem bir etkinliğe daha imza attı. Kültürel Dayanışma 2013 adlı programda vatandaşlarımızı sanatçı Uğur Arslan'la buluşturdu. İçeriden çürütüyorlar bizi, görmüyor musun? Görmüyor musun? Aklın içeriyorlar seni. Sevdamızı satıyorlar, anlamıyor musun? Wadensville'de düzenlenen gecede Başkan Ekrem Çalışkan misafirleri selamladıktan sonra sahneye İsviçre din müşaviri Doktor Ahmet Akın geldi. Şimdi güzel akşamın hayırlara güzel bir kadar vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Başta değerli misafirimiz Uğur Aslan olmak üzere buraya katılan gelen sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Camilerin kültür yuvaları olması için ve gelecek nesillere miraslar bırakılması gerektiği yönündeki sözlerinden sonra Uğur Arslan sahneye davet edildi. Arslan en beğenilen şiirlerini okuyarak duygusal anlara imzasını attı. Arkadaşımız Cemil Baysal geceyi sizler için takip etti. Şimdi bu anlamlı etkinliği ve yaptığımız röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Derneğinizi tanıyalım. Bu bölgedekiler tabii sizi tanıyor da İsviçre'nin diğer bölgelerinden bizi izleyen. Türk İslam Birliği Talvil'de 1972-73 tarihlerinde kurulmuş bir dernektir. O dernek daha sonra Horgen'de faaliyet gösterdi ve en son Wadensville'e taşındı. Şu anda Wadensville'de faaliyet gösteriyor. Şimdi geçtiğimiz yıllarda da güzel faaliyetleriniz oldu sizin. Yine önemli isimleri buraya konuk, misafir, sanatçı olarak davet ettiniz. Bedirhan Gökçe geçen yıl, ondan önceki sene Dursun Ali Erzincan'la benim hafızamda kalan. Bugün Uğur Arslan. Seneye kimi düşünüyorsunuz? Seneye kısmet, yani araştırma yapacağız yine uygun bir zamanda. Biz senede her sene büyük bir program hazırlıyoruz bu aylarda. Genelde Kasım ayının işte ilk ayı, ilk haftası böyle programları yapıyoruz. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Daha önce de birkaç yıl önce gelmişsiniz. Evet, bayağı uzun süre oldu ama yani İsviçre'yi neredeyse unutmuşum. Gelmeyeli çok uzun zaman olmuş. Yine bu vesileyle geldik. Güzel bir dayanışma gecesi için buradayız. İyi oldu benim için de. Hem değişiklik oldu hem de buradaki vatandaşlarımızla tekrar bir araya geldik. O da beni çok mutlu etti. Evet. Şimdi ekranlarda uzun süre sizi takip ettik ama programımız bitti. Önümüzdeki yıl 2014 ile ilgili ne gibi çalışmalarla sizi göreceğiz? Evet. Şimdi Aralık ayında iki yeni projeye başlayacağız yine. Daha önce 6 yıldan bu yana görev yaptığım aynı kanalda. İki farklı proje ekrana getireceğiz. Birisi günlük yayın. Öğlen saat 12.30 ile 3 arası. Bir diğeri de haftada bir gün. Yani daha önce Türkiye'de denenmemiş bir format ve bir tür deneyeceğiz. Sağlık alanında özellikle çok kritik, mucizevi ameliyatlarda birçoğu ölmüş ve tekrar geri gelmiş hastalar, şu an hayatta olanlarla onların hayat hikayelerini dizi gibi çekeceğiz ve onları o ameliyatta kurtaran doktorla birlikte kendilerini, bu mucize hayat sahiplerini stüdyoya canlı yayına konuk olarak alacağız. Bizim ekranlardan 2014 yılı için vatandaşlarımıza hangi mesajlarla veda etmek istersiniz? 2014 yılı ne güzel, siz burada temiz havada, güzel havada insanlar bir huşu içinde yaşıyorsunuz. Yani şehir dediğimiz yer aslında çok güzel, böyle ahşap 2-3 katlı evlerin oluştuğu göl kenarında bir güzel bir kasabada yaşar gibisiniz Zürih'te. Tabii büyük şehirler, özellikle bizim yaşadığımız İstanbul gibi, Ankara gibi semtler çok daha hareketli, çok daha şehir, çok daha metropol bizim yaşadığımız yerler buralara göre. Ve çok daha karmaşa, çok daha gerginlik ve stres oluşuyor. Bu gerginlik, stres de spora yansıyor. Futbol maçlarından sonra kavga ediyoruz. Siyasete yansıyor, siyasette kavga ediyoruz. Birçok şeyde gerginlik yaşıyoruz biz. Ben diyorum ki inşallah bu göl kenarındaki, bu Zürih'in, bu kasaba atmosferindeki temiz havası, böyle rahatlığı, huzuru ülkemize de gelir 2014'te. Ülkemizin bu ekonomik alanda, sağlık alanında, birçok alandaki bu hızlı yükselişi,
İnşallah huzur ve barış ortamıyla da birleşerek 2014'te huzur ve barış yılını yaşarız. Ve çok daha güzel yarınlara inşallah çocuklarımıza çok güzel bir ülke bırakmak üzere 2014 yılı bütün güzelliklerin başlangıcı olsun inşallah diye temenni ediyorum.